Merhaba arkadaşlar ben Kürşat. Bugün sizin isteğiniz üzerine dünyanın en pahalı YouTuber evlerini inceleyeceğiz. Geçenlerde YouTuber arabalarını yapmıştım en pahalı ve baya bir insan izledi. Baya bir insan beğendi ve baya bir insan bunun yeni versiyonunu istedi. Ben de size sordum YouTuber arabaları mı evleri mi diye. En çok oy YouTuber evlerine geldi ve şimdi YouTuber evlerini yapacağız. Ama videoya başlamadan önce size bir şey söylemek istiyorum. Son zamanlardaki kanala olan ilgi, like'larınız, güzel yorumlarınız, eleştirisel yorumlarınız hepsi için çok teşekkür ederim. Gerçekten hepsi birbirinden güzel ve birbirinden hoştu benim için. Hepinize teker teker teşekkür etsem bile az kalır. Gerçekten iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Birine verdiğim sözü şu anda gerçekleştirmek üzereyim. O birinin kim olduğunu şimdi söylemek istemiyorum. Ama benim için dünyadaki en önemli kişi diyebilirim. Ve ben sözümü yerine getirirken benim yanımda olan sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Hadi videoya geçelim. Videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkes yıl boyunca yazılılarından yüksek not alır. Burada birkaç tane arkadaşımız daha önce like atmıştı. Bakın neler yazmışlar. Ve ayrıyetten bu yaptığım bütün videoların montajında çok fazla uğraşıyorum. Matematik veya yazılı için like atmayacaksanız bile sadece emeğimin karşılığı olarak 2 saniyenizi ayırıp like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Videoya geçelim. Öncelikle en pahalı arabalar listesinin de başında olan SS Sniper Wolf ablamız burada da başta. Neden başta? Çünkü evinin fiyatı hakkında hiçbir bilgim yok. Ne kadar forum araştırsam, ne kadar YouTube'dan video izlesem de bulamadım. O yüzden listenin en başına koydum. Hadi gelin hemen siz de evinin videosunu izleyelim. Sanırım giriş yeri. Noel ağacı da var bayağı büyük. Bayağı klasik renkleri uyumlu böyle tam bir sosyete kadın evi yapmaya çalışmış. Yemek odası ne kadar sıkıcı lan? Çok sıkıcı. Burada da odasını tanıtıyor. Çok güzel bir ortam var aslında ha. Aha, videodaki arabası. Videodaki arabası. Oo, havuzu güzelmiş ha. Bayağı güzel bir havuzu var. Bahçede takıldıkları yerde burasıymış. Evet bu listemizin başındaki SS Sniper Wolf'un eviydi. Bunun fiyatını dediğim gibi bilmiyorum. Sniper Wolf'un kanalını daha önce göstermiştim. Şimdi bir daha gösteriyorum. 3 milyon 600 binden fazla abone ve 469 milyondan .000 fazla izlenmeye sahip. Ve bu gerçekten çok iyi bir rakam. Şimdi sırada Roman Atwood var. Roman Atwood en büyük günlük vlogçulardan bir tanesi. Ailesiyle beraber vloglar falan çekiyor. Ve benim kesinlikle kişisel günlük vlog favori kanalım. Roman Atwood'un da evi arkadaşlar 350 bin dolar. Yani 1 milyon liradan daha fazla. Roman Atwood'un böyle direkt evini tanıttığı bir video bulamadım. O yüzden evinden birkaç tane resim göstereceğim size. Roman Atwood'un ise istatistikleri çok güzel. 9 milyon 400 binden daha fazla abone ve 2 milyar 472 milyondan fazla izlenmeye sahip. Gerçekten çok iyi bir rakam. Hani acayip iyi bir rakam. Acayip vurmuş yani adam paraya. Şimdi de sırada V2S var. Önceki videolarda ismini söyleyememiştim. Evet. V2S kim diye sorarsanız arkadaşlar. Önceki videoda da bahsetmiştik. Lamborghini'si olan çocuk. Şimdi de 400 bin dolar değerindeki evine bakacağız. Bu evde yalnız yaşamıyor ama Kalax mı ne diye bir tane bir arkadaşı, bir de Cal Frizi diye bir arkadaşıyla beraber yaşıyorlar bu evde. Ev çok güzel arkadaşlar, gerçekten çok güzel. Şimdi evine bir göz atalım. Daha eve ilk kuruyorlar burada herhalde. Manzara gerçekten çok iyi ama he. manzara iyi yani. Bak stadyum da var orada. Bak Dediğim stadyumu gösteriyor down there, big drop again. Bak. And... Evet, V2S'in evi bu. 400 bin dolarlık evde kalıyor çocuk. Bu evi ve Lamborghini'yi FIFA videoları çekerek aldı. Neyse. Ayağım çok ağrıdı ya. O... Tamam. Yapabilirim. Bir daha deneyeceğim ismini okumayı. tu Vurtuşav. V2S arkadaşlar V2S'in 8 milyon 350 bine sırtını dayamış bir abone sayısı ve 2 milyar 60 milyona sırtını dayamış bir izlenmesi var ve bu rakamlar gerçekten de harika rakamlar arkadaşlar şimdi sırada SideMan var SideMan grubu Az önce gösterdiğim V2S'in de içinde olduğu, KSI'in kurduğu. Hadi ya kurulum olayı biraz değişik oraya girmeyeyim. Birkaç tane FIFA YouTuber'ının birleşip kurduğu bir grup. Çok güzel bir evde kalıyorlar. Şimdi bu evin turunu izleyeceğiz ama hani kanal istatistiklerini gösteremeyeceğim. Çünkü farklı farklı 6-7 tane kanalı göstermek zorunda kalacağım. O yüzden bunu pas geçelim. Sadece ev turuna bakalım. Bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar. Evin değeri tam 800 bin dolar. Türk parasına vurduğunuz zaman İki buçuk milyon lira para yapıyor. Gerçekten çok iyi bir rakam. Bu çocuktan gıcık kapıyorum ya. Yani. Güzel aslında yani tam böyle harika bir masa tenisi odaları falan falan var falan falan. Evet üst kata çıkıyor şimdi de. Bu da kendi odasıymış. Arkadaşının odası bu da. Al işte al işte. Hiç şaşırdık mı? Hayır. Kiesa'yı böyle bir sahnede görmeye şaşırdık mı? Hayır. Evet bu da Sidemen'ın eviydi. Gerçekten çok güzel bir ev. Şimdi de Face House'u göstereceğim. Face House'un da kanal ayrıntılarını göstermeyeceğim çünkü farklı farklı YouTuber'lar var. Arkadaşlar Face House bir Battlefield grubunun birleşimi diyebiliyorum ben. Ya hem Battlefield hem CSGO gibi bir şey. Şimdi bu grubun kaldığı ev çok güzel. Ve New York'ta kalıyorlar abi. Şimdi hemen Hızlıca ev turunu izleyelim. İzlemeden önce de size fiyatını söyleyeyim. 850 bin dolar. Çok büyük paralarla oynuyor adamlar ya. Odaları gezdiriyor işte. Saçma sapan bir şekilde. Çok amatör bir şekilde. Dayanamıyorum ben işemeye gideceğim. Yemin ederim çok güzel hissettirdi. Çok güzel hissettirdi. <laughs> hani gerçekten iğrenç bir video çekmiş. Hiç gösterecek bir şey yok. Çok saçma ve aptalca bir video çekmiş. O yüzden bunu da geçiyoruz şimdi. Arkadaşlar şimdi Zoella ve Alfin'in evine bakacağız. Bu ev tam 1,5 milyon dolar değerinde. Ev bu. Hani bu eve 1,5 milyon dolar vermişler. Ve evlerini tanıtan bir video bile yapmamışlar. 1,5 milyon dolarlık evlerini tanıtan bir video. Arkadaşlar şimdi Tom Syndicate var. Tom Syndicate'in tam olarak ne yaptığını ben de bilmiyorum açıkça. Ama adamın evinin değeri 1 milyon 700 bin dolar. Hani Türk parasıyla hesaplamaya bile matematiğim yetmedi bir dakika. 5 milyon 100 bin TL. Sanırım. Arkadaşlar adamın evi gerçekten çok güzel. Hemen evini tanıttığı videoyu izleyelim. Bak yine unutuyorum ya. Size Zoella'nın ve bir de Alfi'nin yani bu sevgililerim bunlar sevgili bu arada. istatistiklerini göstereyim. Abone ve izlenmelerini falan. Arkadaşlar şimdi Zoella 11 milyon 189 binden fazla aboneye ve 834 milyona yakın bir yakın değil 834 milyon izlenmeye sahip. Bu arkadaşımızın da 5 milyon 432 bin abonesi ve 434 milyondan .000 fazla izlenmesi var. Yani o kadar şeyin yanında bir de 1,5 milyon dolarlık ev alabiliyorlarsa siz düşünün ne kadar kazandıklarını. Ama hayırlısıyla yaşasınlar, kazasız belasız yaşasınlar evlerinde. Hakkıyla kazanan birkaç tane YouTuber'dan biri. Yani severim. Şimdi Tom Sindik'in evine bakacağız. Tom Sindik'in evi harika arkadaşlar, cidden harika. Hadi videosunu izleyelim. Evinin girişi bu. Sinema yapacakmış lan buraya. Oha. Projector Some, some my... Papu var mı ki? Yani, oh. Ev varı gibi bir şey var. Evini çok fazla göstermemiş bu videoda, ama evin dışarıdan fotoğrafını zaten size gösterdim. Çok güzel bir evi var, gerçekten güle güle otursun. Arkadaşlar, şimdi bu herif 9 milyon 974 binden fazla aboneyle 10 milyona sırtını dayamış ve 1 milyar 941 milyondan fazla izlenmeyle de 2 milyar izlenmeye sırtını dayamış. baya büyük bir YouTuber. Güle güle otursun evinde. Evet, şimdi 2 kişi kaldı ve bunlardan biri daha önce gösterdiğim Kiesa abi. Şimdi size sadece Kiesa'nın evinin fiyatını tahmin etmeniz için bir şans tanıyorum. Tahmin edin. Ne kadar olabilir? 4 milyon dolar. Türk parasıyla 12 milyon TL. Çok fazla para. Arkadaşlar şimdi evini tanıttığı videoyu izleyelim hemen. Manzarası çok iyiymiş ha. Burası da tuvaleti. Arkadaşlar ben bu videoyu daha önce de izlemiştim ve ne fark ettim biliyor musunuz? Bunların tuvaletinde popo yıkama yeri yok. Yani götlerindeki bokla çıkıyorlar tuvaletten herhalde. Çünkü popo yıkama yeri yok. Ben daha önce Almanya'ya gitmiştim. Almanya'daki tuvaletlerde de yoktu. Ve iğrenç kepaze bir durum cidden. Daha önce de göstermiştim sayın istatistiklerini. Bir daha gösteriyorum. 14 milyon 769 binden fazla abone ve 3 milyardan fazla izlenmesi var adamın. Çok iyi bir rakam. Ve arkadaşlar şimdi YouTube'daki kazandığı parayla alınan en pahalı evi göstereceğim size. Kaptan Sparklez'in evi. Bu adam bu evi nasıl aldı diye sorarsanız Minecraft videolarıyla aldı abi. Minecraft videolarıyla. Bu ev ne kadar mı? 4.500.000 bin dolar. Yani 4.5 milyon dolar abi. Bu adamın da 6 milyon 646 bin abonesi 2 milyar 640 milyon izlenmesi var. Şimdi de ev turuna bir bakalım. Burada odasını gösteriyor. Çok güzel lan. Sandalyesi çok güzel. Ben bu sandalyeden istiyorum ama çok pahalı yani. Acayip pahalı ama istiyorum yani. OBS kullanıyor adam lan. OBS kullanıyor milyarder adam. Milyarder değil, milyoner adam pardon. Bir anda arabaya geçti lan. <laughs> Abi benim 4.5 milyon dolarlık evim olsa böyle bir salakça video çekmem yani. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi arkadaşlar son zamanlardaki sevginizden dolayı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.